Emeklilikte yaşa takılanlara Cumhurbaşkanı'ndan kötü haber geldi. Erdoğan seçim kaybetsek de ben bu işte yokum dedi. Düzenleme beklentilerine kapıyı kapattı. Terör başlığını da önceliğine alan Cumhurbaşkanı bakın CHP liderine nasıl yüklendi. YPG ile PYD'yi Kürt diye tanımlıyor. Şimdi bu bir defa benim Kürt vatandaşlarıma saygısızlıktır. Saygısızlığın daniskasıdır. Onlar teröristtir. Barış Pınarı Harekatı'nı önceliğini aldı. Türkiye Kürtleri vuruyor eleştirilerine böyle varyansın etti. Suriye Milli Ordusu'na yönelik açıklamaları üzerinden CHP liderine yüklendi. Bizim Mehmet'imizle beraber yürüyorlar. Nasıl oluyor da sen onlara terörist diyorsun? Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü. PKK'nın destekledikleriyle beraber yürüdü. Ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle, her şeyle elimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da SGK merkezlerinin toplu açılış töreninde kürsüdeydi. Sözü Kılıçdaroğlu'nun SGK'nın başında olduğu döneme getirdiği emeklilikte yaşa takılanları üzecek haberi verdi. Tutturmuş erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Niçin erken emeklilik? Bırakalım. Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Düzenleme beklentilerine kapıyı kesin bir dille kapatırken EYT'lileri destekleyen partilere de dikkat çeken bir mesajı vardı. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yol. Seçim kaybetsek de yok. Şehir hastaneleri zarar ediyor iddiaları da vardı Erdoğan'ın gündeminde. Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim be. Ve ekonomi 2020'de enflasyonun tek haneye ineceği müjdesini verirken faizlerle ilgili de söyleyecekleri vardı. Ne oldu? Bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber hamdolsun şu anda faiz oranı %13,5'a kadar indi. Daha da inecek.